Hocamlar ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, sizlerle 9. sınıf konularına devam ediyoruz. Bu seferki konumuzun adı ısı ve sıcaklık arkadaşlar. Eğer siz hazırsanız ben de hazırım. Hadi gelin ilk konumuzla başlayalım arkadaşlar. Bu konuda neler öğreneceğiz? Sıcaklık nedir? Termometre çeşitleri nelerdir? Öz ısı, özgül ısı yani ve ısı sığasının neler olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Meteoroloji istasyonlarında hava alanlarının incelenmesinde biz ne yapıyoruz? Isı ve sıcaklık konusundan faydalanıyoruz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ödevleri de itinayla yapacağınızı biliyorum. Sıcaklık nedir arkadaşlar? Soğuk ne demek? Ilık ne demek? Sıcak ne demek? Bunlar arkadaşlar moleküllerin titreşmeleriyle oluşan durumlar. Eğer moleküller bir madde içerisinde çok fazla titreşiyorsa Isınıyordur madde. Eğer çok fazla titreşmiyorsa da soğuktur. Sıcaklığın tanımı nedir peki? Bir sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. İç enerji diye bir şey var arkadaşlar. Bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjileri toplamına iç enerji diyoruz. Peki ısı nedir? Sıcak cisimden soğuk cisme aktarılan enerjidir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ısı ve sıcaklık birbirleriyle çok karıştırılır. Dolayısıyla bunlar arasındaki farklara bakalım. Isı enerji çeşididir, sıcaklık enerji değildir, ölçümdür. Isı Q ile gösterilir, sıcaklık T ile gösterilir. Isı kalorimetre kapları ile ölçülür, sıcaklık termometrelerle ölçülür. Isı birimi kalori veya jüldür, sıcaklık birimi arkadaşlar kelvindir uluslararası birim sisteminde. Isı arkadaşlar madde miktarına bağlıdır. Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Bunlar birbirlerinden ayırt edeceğimiz özellikler arkadaşlar. Özdeş X'ye kürelerinin sıcaklıkları sırasıyla 20 santigrat ve 10 santigrattır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? X'in sıcaklığı Y'ninkinden fazladır. Arkadaşlar X 20 derece, Y 10 derece olduğuna göre X'in sıcaklığı Y'den fazladır. Bu doğrudur x'in ısısı y'ninkinden fazladır demiş. Arkadaşlar bunlar özdeş iki madde. Özdeş iki madde olduğu için ısının fazlalığı değil de iç enerjinin daha fazla olduğunu söyleyeceğiz. x'in iç enerjisi y'den fazladır denilir. Cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bir maddenin sıcaklığı 50 santigrattan 15 santigrata düşürülüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar madde ısı vermiştir. Eğer sıcaklık azalıyorsa ne yapıyordur? Dışarıya doğru ısı veriyordur. Bu doğrudur. Maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi azalmıştır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Maddenin taneciklerinin sıcaklığı 35 derece azalmıştır demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, madde taneciklerinin sıcaklığı 35 derece azalmış mı? 50'den 15'e düşmüş. 35 derece azalmıştır. Doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar sıra geldi termometre çeşitlerine. Kaç çeşit termometremiz arkadaşlar? Sıvılı termometreler, metal termometreler ve gazlı termometrelerimiz var. Arkadaşlar metal termometreleri özellikle fabrikalarda, işte demir çelik fabrikalarında çok yüksek ısılarda kullanıyoruz. Gazlı termometreleri çok böyle e, kritik sıcaklıklarda, laboratuvar ortamındaki kritik sıcaklıklarda kullanıyoruz. Sıvılı termometreleri de arkadaşlar günlük hayatımızda kullanıyoruz. Tabloda verilen sıcaklık değerlerinin ölçümünde kullanılması en uygun olan termometre türünü yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bak 260 derece ne kullanıyorduk burada metal termometre kullanıyorduk. 25 derecede sıvılıyı kullanıyoruz. Eksi 50'de de gazlı termometreleri kullanıyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet sıvılı termometrelerin türleri var arkadaşlar. Celsius, Kelvin, Fahrenheit ve X termometresi şeklinde. Bunlar arasında da bakın burada gördüğünüz gibi bir denklem var arkadaşlar. Bu denklemi adımız gibi iyi bilmek zorundayız sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan baktığımızda c bölü 100, f eksi 32 bölü 180, k eksi 273 bölü 100, x eksi t donma, t kaynama eksi t donma demişiz. Burada arkadaşlar paydada gördüğünüz 100, 180 neyi temsil ediyor? O termometrelerin bölmeleri arasındaki toplam kaç bölme olduğunu temsil ediyor arkadaşlar. Mesela Celsius 100 bölmeden oluşuyor. Fahrenheit 180 bölmeden oluşuyor. Kelvin de 100 bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Deniz düzeyinde bir maddenin sıcaklığı Celsius ölçekli termometre ile 50 derece ölçülüyor. Bu maddenin sıcaklığı Kelvin ölçekli termometre ile kaç Kelvin ölçülür? Arkadaşlar formülümüz C bölü 100 K eksi 273 bölü 100. Bunları eşitleyeceğiz. Şimdi C yerine 50 koyacaksınız. Bu yüzler zaten birbirini götürdü. 50 eşittir. K eksi 273. K buradan arkadaşlar. 323 Kelvin olur sevgili arkadaşım. Celsius ve X termometrelerinin birbirine karşılık gelen değerleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre Celsius ölçekli termometre ile ölçülen 80 santigrat sıcaklığı X termometresi ile kaç X ölçülür demiş. Sevgili arkadaşlarım formül olarak şöyle hemen yukarıya yazıyorum. C bölü 100 x eksi t donma bölü t kaynama eksi t donmaydı formülümüz. Şimdi bu formüle bakarak 80 bölü 100 eşit x eksi donma noktası eksi 10 olduğu için şöyle eksi 10 diyoruz. Kaynama noktası 140 eksi eksi 10. Şimdi bunu toparlayalım arkadaşlar aşağı alıyorum. Burada yerinde 80 ile 100'ü sadeleştirirseniz 4'e 5 yapalım. 4 bölü 5. 4 bölü 5 eşittir x artı 10 bölü 150. Buradan arkadaşlar 5'e böldünüz. 30 içler dışlar çarpımı x artı 10 120'ye eşittir. x eşittir 110 x derece olacak. Demek ki Celsius'ta 80 ölçtüğümüz bir sıcaklığı x termometresinde 110 olarak ölçüyormuş. Deniz düzeyinde x termometresi ile de Celsius termometrelerinin ölçtükleri sıcaklıkları birbirlerine karşılık gelen değerleri şekildeki grafikte verilmiştir. Buna göre x termometresi suyun kaynama noktasını kaç x ölçer? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir formülümüz var. x bölü eksi 30 artı c bölü 20 eşittir 1. Bu formüle bakarak arkadaşlar şimdi biz Celsius olarak 100 santigrat derecede suyun kaynadığını biliyoruz. O zaman x bölü eksi 30 artı 100 bölü 20 eşittir 1 diyeceğiz. 100 bölü 20 5'tir. Karşı tarafa atarsak eksi 5 olur. x bölü eksi 30 1 eksi 5. Eksi x bölü 30 eşittir eksi 4. Bu eksilerimiz artı oldu buradan arkadaşlar x ne oldu 120 x derece oldu demek ki suyun kaynama noktasını x termometresi 120 olarak ölçüyormuş arkadaşlar evet şimdi de öz ısı yani özgül ısı ve ısı sahası kavramlarını inceleyelim bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına öz ısı adı verilir Öz ısı küçük c sembolü ile gösterilir arkadaşlar. Birimi de kalori bölü gram santigrat ya da jül bölü kilogram santigrat şeklindedir. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarına da bağlı değildir. Şimdi burada bakın görüyorsunuz 100 mililitre su ve 100 mililitre alkolümüz var. Tabloya baktığımızda arkadaşlar suyun öz ısı 1, etil alkolün 0,6, buzun 0,5, su buharı 0,5, alüminyum 0,217, demir 0,113, cam 0,109 gibi. Her madde için farklı bir öz ısı değeri varmış. Isı sıcaklık ilişkisi arkadaşlar, ısı sığası bunlar ne demek? Şimdi arkadaşlarım, öncelikle Q eşittir m çarpı c çarpı delta T diye bir formülümüz var. Isı m çarpı c çarpı delta Tye eşittir. Burada Q'muz ısıyı temsil ediyor. m kütle, c de öz ısı. Bunların çarpımı da ısı sığasıdır arkadaşlar. Delta T'de sıcaklık değişimi. Şimdi mesela böyle bir grafikte 7000 kalori ısı verilmiş. Dolayısıyla santigrat olarak da 25'ten 60'a çıkmış sıvının derecesi. Peki ısı sahası nasıl bulunur burada? Diyeceksiniz ki M çarpı C çarpı 60 eksi 25. Bunlar neye eşitti arkadaşım? 7000'e eşitti. Buradan 7000 eşittir mc çarpı 35. Her iki tarafı 35'e böldüğümüzde arkadaşlar ne çıkacaktır? m çarpı c 200 gram çıkacaktır. Demek ki bu sıvının öz ısısı 200 gramdır diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Öz ısıyı m çarpı küçük c olarak da gösterebilirsiniz. Ya da arkadaşlar büyük c olarak da gösterebiliriz. Şekildeki kapta bulunan sıvının öz ısısı c, ısı sahası da büyük c'dir kaba aynı sıvıdan bir miktar daha ilave edilirse C ve büyük C nasıl değişir? Arkadaşlar öz ısı madde miktarına bağlı değildi. Dolayısıyla değişmez demiştik. Ama ısı sahası madde miktarına bağlıdır. Kütle arttığı için ısı sahası artar. Bir sıvıya verilen ısının sıcaklığa bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sıvının ısı sahası kaç kalori bölü santigrattır demiş. Arkadaşlar Q eşittir mc delta t formülünden 600 eşit m çarpı c çarpı 35 eksi 20. 600 eşit m çarpı c çarpı 15. mc buradan arkadaşlar 40 gelir. Yani benim maddemin ısı sahası 40 kalori bölü santigratmış. Evet bir başka soru. X ve Y sıvılarına verilen ısının sıcaklığa bağlı grafikleri şekildeki gibidir. X'in ısı sahası CX, Y'ninki de CY olduğuna göre CX'in CY oranı nedir? Arkadaşlar CX'i bulurken CX, bakıyoruz ısısı 2Q, sıcaklık değişimi T'den 3T'ye yani 2T değişmiş. Şimdi C'ye bakıyoruz ısısı 3Q, sıcaklık değişimi 0'dan T'ye 1T değişmiş. Oranlarsak buradaki 2'ler gitti, Q bölü T'ler oranlandı. Cevap 1 bölü 3 gelecektir sevgili arkadaşım. X, Y, Z sıvıları ısıtılıyor. Sıvıların kütleleri öz ısıları ve sıcaklık değişimleri şekildeki gibi olduğuna göre sıvılara verilen ısı miktarları QX, Q'ya, QZ arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar burada kütle belli, öz ısı belli, sıcaklık değişimi belli bunların hepsini çarpıyoruz. Bunları çarptığımız zaman QX'imiz ne çıkar? 40 çarpı 10'dan 400 kalori çıkar. Burada QY'miz ne çıkar arkadaşlar? O da 400 çıkar. Peki QZ'miz ne çıkar arkadaşlar? 1200 çıkar. O zaman QZ büyüktür. QX eşittir. QY diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım. Aynı maddeden yapılmış içleri dolu KLM levhalarının ilk sıcaklıkları eşittir. Bu levhalara eşit miktarı ısı verildiğinde sol sıcaklıklarını sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar bunların ilk sıcaklıkları aynıymış ve aynı maddeden yapılmış. Şimdi hacimce ve kütlece bunlara bakalım. Mesela K'nın kütlesi 2HS hacmi olduğu için 2M diyebiliriz. L'nin de 2HS olduğu için 2M diyebiliriz. M'nin ise arkadaşlar kütlesi 6M. 2H çarpı 3S hacme sahip olduğu için. Şimdi kütleleri belirledik. Aynı maddeden Dolayısıyla bunlara eşit miktarda ısı veriyoruz. Şimdi Q eşit C, delta t sevgili arkadaşlarım. Burada Q'lar aynı. C'ler aynı. O zaman ne yapacağız? M çarpı delta t'leri kıyaslayacağız. Kütlesi büyük olanın delta t'si küçüktür. Kütlesi küçük olanın delta t'si büyüktür. O zaman son sıcaklığa baktığımızda K'nın ve L'nin son sıcaklıklarının eşit, M'nin ise onlardan küçük olması gerektiğini söyleyeceksin sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar konumuzu bitiriyoruz. Sıcaklığın ne olduğunu öğrendik. Termometre çeşitlerini öğrendik. Öz ısı yani özgül ısı ve ısı sahasını öğrendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftaki ödüllü sorumuz bu. Bu soruyu bir sonraki konu anlatımımızda çözeceğiz. Bir önceki konu anlatımımızdaki ödüllü soruyu çözelim isterseniz. Evet arkadaşlar geçen haftaki ödüllü sorumuz buydu. Rüzgar enerjisindeki ürettiği elektrik enerjisiyle ütüyü çalıştıran Ahmet'in bu süreçte gerçekleştirdiği enerji dönüşümü nasıldır demiş. Rüzgar enerjisinden elektrik elde ediyoruz. Daha sonra elektrik enerjisiyle ütümüzü çalıştırıyoruz. Yani mekanik enerjiye dönüştürüyoruz. Daha sonra da arkadaşlar ısı enerjisi elde ediyoruz. Cevabımız C seçeneği olmalıdır. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.